Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve şimdi her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Çok önemli bir konuğumuz, bir o kadar da önemli bir konumuz var. Hipnozyum'dan uzman doktor Sayın Fatih Güven konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle biz Fatih Güven kimdir, tanıyabilir miyiz, tanıştırabilir miyiz izleyicilerimizle? Tabii ki. 1976 İstanbul'da doğdum. Üniversite hayatında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra Haydarpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde aile hekimi uzmanlığı yaptım. Daha sonra da hipnozla tanıştım. Hipnozla uğraşıyorum. Hipnozla hastalıkların ve dertlerin çözümünün mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunun için buradayım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim hanımefendi, sağ olun. Çok incesiniz. Sağ olunuz. Evet, öncelikle hipnoz nedir diyoruz? Hipnozu şöyle söylemem gerekirse, uyku ile uyanıklık arasında olan, rüyası güzel olanın, hipnozu da güzel olduğu, çok güzel bir ruh halidir. İnsanların dertlerini çözebileceği ruh halidir. Aynı uyku gibi, aynı uykuda görülen rüyalar gibi. Biliyorsunuz karabasanlar ya da kötü rüyalar, gündüz çözülemeyen problemleri çözmek için bilinçaltının kullandığı bir yöntem. Biz de onu taklit ediyoruz. Yani bir terapiyle çözemediği problemlerine ona farklı alternatifler sunarak onu çözmeye çalışmasına yardımcı oluyoruz. Peki bu bir takım rahatsızlıklarda kesin ve kalıcı çözüm mü? Kesinlikle. Bakın bilinçaltını razı etmeden... İçimizde olanı. Şöyle söyleyeyim. Şu anda siz nefesinizi kontrol edebilir misiniz? Belli bir yere kadar. Evet. Kalp atışlarınızı, karaciğerinizi, böbreklerinizi, bağırsaklarınızı, bütün vücudunuzdaki hücreleri. Ama bunları çalıştıran bir şey var değil mi içeride? Evet. İşte biz onunla çalışıyoruz. Ona bilinçaltı diyoruz. Ona büyük güç diyoruz. Ona ruhsal enerji diyoruz. Ona haşa da Tanrı'nın bir parçacığı diyoruz. Budistlerin bizim kullandığımız ve bizim kendi kültürümüzde Mevlana'da, Şems'te, İbni Arabi'de Yaradan'ın içimize koyduğu küçük parça olarak geçen bir yapı. Ruhumuzla çalışıyoruz. Evet. En derinlerdekiyle yani. Ruhla ve beyinle. Aynen öyle. Beynimiz tabii ki daha önceki zamanlarda sadece vücudumuzu beynimizin yönettiği düşünülürdü ama son çalışmalarda elektron mikroskobundan sonra kalbimizde de en az beynimiz kadar sinir hücresi var. Duygularımız burada ve onunla çalışıyoruz. Kalp olmadan sadece akılla yürütülen işler pek iyi sonuçlar vermiyor. Bilinçaltını razı etmezseniz son örnek Mustafa Koç rahmetlidir. Evet. Ameliyat olur, balon taktırır, zayıflamaya çalışır ama kendi içinizdeki o neden ben kilo alıyorumu çözmediğiniz vakit bilinçaltı intikamını alacaktır. Çok acı bir şekilde. 57 yaşında. Ve ne kadar da paranız olsa kimse sizi kurtaramaz. Öyleyse yine her şey insanın kendi beyni ve kalbiyle arasında gerçekleşiyor. Hiçbir ilaç size dışarıdan etki etmez. Eğer siz kendinizi kodlayın, bu gece uyumayacağım, sabaha kadar ayakta kalacağım. Ya da sabahleyin saat 4'ü çeyrek geçe kalkacağım. Kalkarsınız. İçinizdeki saati, içinizdeki o devri döndüreni çalıştırdığınız an ortam çalışacaktır. Sürekli ölümü düşünürseniz çok çabuk ölürsünüz. Sürekli yaşamayı ve gençliği düşünürseniz kader sizi çok daha güzel yerlere götürür. Bizim amacımız bu. Güzele, iyiye, daha iyiye götürmek. Evet. Peki hipnozun temelinde ne yatıyor? Hipnozun temelinde insanın kendi doğası yatıyor. İnsanlar ilk olarak toplayıcı olduklarında yani avcı oldukları zaman hipnoz ortaya çıkmıştır. Çünkü özellikle kadınlarda erkek dışarıya gittiğinde evi, yuvayı, orayı korumak kadına kalmış. İyi ok atması gerek, iyi mızrak kullanması gerek, yabancı hayvanlarla iyi savaşması gerek, dışarıdan bir sel geldiğinde çocuklarını toplayıp götürmesi gerek ya da ortamı kurması gerek. Bu erkek için de geçerli. Yabancı bir hayvanla ya da yabancı bir tehlikeyle karşılaştığınızda 3 şey yaparsınız. Ya savaşırsınız, ya kaçarsınız, ya da donar kalırsınız.
Savaşmak için ekstra bir güce ihtiyacınız olur. Ne yaparsınız? Tek bir noktaya hedeflenirsiniz. Konsantrasyonunuz, algınız, dikkatiniz başka hiçbir şey görmez. Sadece bir nokta, o karşıdaki noktaya, bütün vücudunuzun bütün kasları, normal gücünüzün 3 katını kullanırsınız. Kaçmak için yine aynısı. O kadar hızlı koşmanız gerekiyor ki bir aslandan, kaplandan, ayıdan, kurttan, çakaldan daha hızlı koşup çocuklarınızı, ailenizi kurtarmanız gerekiyor. Ya da hiçbir şey yapamadınız, donmanız lazım. Donma şu anda bizim kullandığımız hipnozdur. Nasıl olur? Kişi yolda yürürken bir şeye daldıysa, arabanın kornası hızlı yaptığında donar kalırsınız. Yüzünüz beyazlar, renginiz solar, kalp atışlarınız yavaşlar, nefesiniz düzenleşir, kokunuz azalır ve aynı yarı ölü pozisyonuna gelmiş gibi olursunuz. Buradaki amaç şudur, yabancı bir hayvan geldiğinde sizi koklar, 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 ölü zanneder gider. Bu insanın kendi doğasından çıkma bir şey. Yani sonradan olan bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Peki siz hipnozla nasıl tanıştınız ya da neydi sizi hipnozla tanıştıran, şöyle oldu, yolda devam etmenizi sağlayan? Sağlık ocağımda çalışıyorum. Bir gün bir hanımefendi geldi. Kilo verdirmeye çalışıyoruz. Olmuyor. Diyet yazıyorum. Olmuyor. Kocasıyla konuşuyorum. Olmuyor. Olmuyor yani. Olmuyor. Evlilikleri bozulacak. Kadın işte 110 kilo. Olmuyor. Bir gün çok kızdım. Böyle karşımda oturuyor. Gözlerinin içine baktım. Dedim ki bak, buraya gelip gidiyorsun. Ne olur kendine yardımcı ol. Yediklerinin yarısını ye, yürüdüğünün iki katını yürü. Kadın böyle dondu kaldı. Birkaç kez tekrarladım. Kadın kendine geldi, gitti. 6 ay sonra geldiğinde 40 kilo vermişti. 40 kilo. Ama öyle bir kilo vermiş ki ne sarkma, ne vücudunda herhangi bir şey. Kendi vücuduna iyilik yaparak kiloları vermişti. Zayıflamak değil bakın. Zayıflamak kelimesi ortaya çıktığı an vücut kendini korumaya alıyor. Güçlenerek kiloları sarkmadan, kırışmadan vermek. Bunu kullanmak gerekiyor. Oldu. Diyet dediğiniz an savaşa geçiyor. Niye? Eskiden insanlar her gün yiyecek bulamazmış. Atalarımızdan kalma bir şey. Hava karanlık olduğunda, kötü olduğunda kendinizi karamsar hissedersiniz. Bir de zayıflayacağım diye üstüne bindirdiniz mi? Mümkün değil, kilo veremezsiniz. Verirsiniz 3 ay, sonra üstüne bir o kadar alırsınız. Ve dengesizlik olur. Ya zayıf olursunuz ya kilolu olursunuz. Bir türlü arada kalamazsınız. Arada kalmak için içinizden geleni, yani o kilonun üzerinizdeki anlamını çözmeniz gerekiyor. Sevgi mi eksik? Anne babanın küçükken yaptığı bir baskı mı? Annenin üzerinize bindirdiği kaşığın burada olması mı? Ya da küçükken içirdikleri bir şey mi? Aile içinde yapamadığınız bir şeyi kendi vücudunuzdan çıkartmanız mı? Öfkenizi kendi içinize vermeniz mi? Bunların hepsini çıkarttığınızda kişi ideal kilosunu bulur. Evet. Öyleyse son derece sağlıklı bir yöntem. Özellikle kesinlikle de sağlıklı kilo verebilmek için. Diyet değildir bakın. Şunu ye, bunu yeme vesaire değil. Vücut kendini ayarlayabilir. Vücut metabolizmasını arttırabilir. Bakın. 7000 kaloriyle çalışan bir hipotalamusumuz var beynimizde. 7000 kalori fazla alırsanız 1 kilo alırsınız. 7000 kalori verirseniz 1 kilo verirsiniz. Ama bu vücut tarafından değiştirilebilir. Ve bunu kullanıyoruz. Kişi 15000 kalori aldığında 1 kilo alıyor ama 3000 kalori verdiğinde 1 kilo veriyor. Hızla kiloları kaybediyor. Ne zamana kadar? İdeali kadar. Genelde ideal boyu kadardır. Mesela boyunuz kaç? 1.62. 60 kilo. Orayı indirir. Mutlaka yapar. Ne kadar yerseniz yiyin yine yapar. Çok güçlüdür. Aynı anda bilinçaltı 1300 işle birden uğraşır. Bir sürü şey düşünürsünüz aynı anda. Bilgisayar bir sürü şey düşünemez. Tek bir şey düşünür. Aynı anda 2 tuşa 3 tuşa bastığınızda kilitlenir ama biz öyle değiliz. Araba kullanırken seyahati düşünürüz, başkasını düşünürüz. Siz bana bakarken aklınızdan bir sürü şeyler geçiyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden insan kendi kendinin ilacını sağlayabilir ve çok güçlüdür. O gücü kullanıyoruz. Evet. Peki bu gücü kullanırken tabii ki karşı taraf mutlak surette şifalanmak nedeniyle. İnanç her şeydir. Ve inançla tabii ki evet, bunu kabul ediyor. Ama genelde şöyle bir kanı var. Hipnozdan korkuyoruz. Şimdi bakın. Hipnozdan korkuyoruz. Bu özellikle medyanın yaptığı, daha doğrusu şovmenlerin uyguladığı bir şey. Son Canan Karatay hocanın olayındaki gibi. İşte hipnoz oldum da param çalıyor. Böyle bir şey olamaz. Bakın, eğer insan bilinçliyse, ki bilinçlidir, içinde koruyucular vardır. Buna Hilgard Büyük Gözlemci diyor.
size ahlaksız bir şey söylendiğinde hipnozun en derinde olsanız bile kişi tak gözünü açar ve kesinlikle hipnoza bir daha girmez ve o kişiyi döver. Sözle döver, şiddetle döver, döver. Yani bilinçaltı daha da uyanır. Bir daha o kişi tarafından hipnoza alınamaz. Her insanın ahlak değerleri var. Bir bayana siz ahlaksız bir şey söylediğinizde hipnozda hemen uyanır ve kafanıza bir şey indirir, geçirir, kaçar, gider, küfür eder, kötü söz söyler vesaire vesaire vesaire. Koruyucular her zaman var. Olur mu? Yani bu şekerleme uykusu dediğimiz bir uykuyu düşünün. Her şeyi duyarsınız. Üzerinizde böyle yoğun, güzel bir mahmurluk vardır. Gözlerinizi açılsınız gelmez. Güzel bir ortamdır. Ki hipnoz insanın yaşayabileceği en güzel duygudur. En güzel duygu. Bakın. Rüyalar alemi. Ne isterseniz olur. Sizi bir rüyaya sürüklediğimde yanınızda çok yakışıklı birinin mi olmasını istiyorsunuz? Brad Pitt gelir. Niye? Bu sizin rüyanız. Benim değil. Bir yere uçmak mı istiyorsunuz? Kanatlı at gelir. Ne istiyorsanız o. Onun için etkili. Niye? Bilinçaltı rüyalarla çalışıyor. Sembollerle çalışıyor. Sembollerin diliyle çalışıyor. Kendi bedenimiz gibi. Evet. Peki hipnozun çeşitleri var mıdır? İşte hipnoz uygularken A çeşidi, B çeşidi gibi teknikleri. Direkt telkin kullanılabilir. Yani direkt metotlar. Burada kişiyi 100'e yakın metot var. 100'e yakın metot. 100'e yakın, evet. Çok fazla. Ben çoğunu kullanıyorum. Burada yaptığımız önemli olan kişiyle bu işi yapabilmek. Evet. Kişi. Kişi ne istiyor? Nasıl istiyorsun? Ayakta mı hipnoz olmak istiyorsun? Oturarak mı istiyorsun? Rüyaya dalarak mı istiyorsun? Konuşarak mı istiyorsun? Hızlı mı istiyorsun? Yavaş mı istiyorsun? Sallanarak mı istiyorsun? Yani bunların ben 100 diyeyim, siz 1000 deyin. Ne kadar yaşam şekli varsa, ne kadar davranış şekli varsa. Yani mesela balığa gitmeyi seviyordur. Onun balığa gittiği bir hikayeyi sürükleyip de oradan hipnozu alabilirsiniz. Mesela siz spikersiniz ya da konuşmacısınız. Sizi Mehmet Ali Birant'la karşılıklı ilk tanıştığınız ana götürüp sizi hipnoza alabilir. Çünkü sizin için önemli olduğunu biliyorum. BTR öncesi konuştuk. Özellikle onun ismini andığınızda gözlerinizin dolduğunu gördüm. Anlatabiliyor muyum? Kişi için önemli bir yere onu çekerseniz kişi çok rahat girecektir. Olur mu? Evet. Öyleyse kişiye özel tekniklerde kullanılıyor. Kesinlikle. Kumaş öyle olmalı. Eski İngiliz terziler gibi olmalısınız. Ölçüyü iyi alacaksınız. Her kalıp her kişiye uymaz. Kalıbı kişiye uydurmaya çalışırsanız patlar. Evet. Ve rezil olursunuz. Evet. O var. Kişiyi kalıp yerine, kalıbı kişiye uydurursanız sizden iyisi olmaz. Peki, seans süreleri ne kadar sıklıkla olmalı ve seansların süreleri nelerdir? Şimdi benim kullandığım teknik şu. Ben davranış değişikliği yaparım. Küçücük değişiklikler yaparım. Ama 24 saatte 1 saniyeyi değiştirirseniz o bir daha hiçbir zaman 24 saat olmaz. 1 saniye eksik olur. Aylık seanslar yapıyorum. Bir seans 2 saatle 2,5 saat arası sürüyor. Kişinin kendi değişimini görmesi gerek. Obezite mi çalışıyoruz, vajinismus mu çalışıyoruz ya da başka bir kekemelik mi çalışıyoruz, migren mi çalışıyoruz? Kişi bunu görmeli kendi üstünde. Aa ağrım geldi bak olmuyor. Aa bir şey oldu. Aa bak vücudum gitgide daha da böyle şekil almaya, belim incelmeye başladı. Nefesim daha da açıldı. Kekemeliğim düzeldi. Kişi buna inandıkça değişim başlayacaktır. Ve değişim başladıktan sonra bir çığ gibi hiçbir şey önünde duramaz. Çünkü yaratılış, evrim, artık kozmik güç ne derseniz Allah, Tanrı, kim neye inanıyorsa. Öyle bir yaratmış ki ışık gösterdiğinizde karanlığı bir daha tercih etmiyor. Bir kişi ideal kiloya indirin hipnozda. Deyin ki bak bu güzel bir şey. Nefesin açıldı. Bak herkes seni beğeniyor. Güzelsin. Artık her kıyafet üstüne oluyor. Bir daha o kişiye ne yaparsanız yapın kilo aldıramıyorsunuz. Çünkü üzerine yapışıyor. İyiye, güzele, daha iyiye doğru giden bir yol. Evet. Başlıca hangi rahatsızlıklarda çok da faydalı olduğunu, kalıcı olduğunu söyleyebilirsiniz? Özellikle her hastalıkta kullanılabilir ama vajinismus dediğimiz bir rahatsızlık var. Evet. Kişi evlendikten sonra, daha doğrusu çiftler, ilk gece korkusu. İlk gece beraber olamıyorlar. Bir sürü mit var. İşte
kızlıkları şöyle kalındır, işte şöyle kanar, şöyle çatlar, şöyle patlar, işte çok acılıdır, çok ağrılıdır, bir sürü mit dönüyor. Bunlar kişinin kendi bilinçaltında negatif bir hipnoza neden oluyor. Bakın bu negatif bir hipnozdur. Kişi çift ilk gecenin korkusundan tam beraber olurken kadın kasılıyor. İsteyerek yapmıyor. Bakın. Ama hiçbir şekilde olmuyor. Evet. Ve bunu anestezi altında denemişler. Anestezi ya her şey uyuyor kadın. Gene olmuyor. Bilinçaltı çünkü yine aktif. Uyumuyor. Siz uykudayken de devam ediyor. Hiç uyumayan bir sistem var. Sürekli kaydediyor. Ve vajinismus'ta eğer ki siz bu negatif hipnozu kırdığınızda çiftler beraber olabiliyor. Ona iyi, güzeli, eğer bunu yaptığında çocuğunun olabileceğini, hayatın ne kadar güzel olduğunu, cinselliğin ne kadar güzel olduğunu ona anlattığınızda kişi çözülüyor. Evet. Kekemelikte, eğer ki doğuştan bir şeyse yardımcı olamıyoruz ama daha önceden bir korkusu varsa, bir ailenin bir kavgasına şahit olduysa, o ana götürüp o andaki kalıntıları temizlediğinizde, kişinin geçmişinde diline takılan şey çözüldüğünde kişi güzel güzel konuşmaya başlıyor. Aynı seans. Migren. Niye başı ağrıyor? Sebebi yok. Mutlaka bir sebebi vardır. Sebep ortadan kalktığında migren de ortadan kalkıyor. Bir. İkincisi, hipnozla algılar ve o algıların hissettiği duyular değiştirilebilir. Ağrıyışı yükseltilebilir. Doğuda kadınlar doğum yapıyorlar. Bir de şehirde kadınlar doğum yapıyor. Doğudaki kadınlarda ağrı belirtilerini ölçmüşler. Bir de şehirdeki hanımefendiler. Aynı değil mi doğum? Evet. Doğudaki neredeyse hiç ağrı duymuyor. Niye? Öyle bir şey yok. Doğum çok olağan bir şey onlar için. Çok iyi bir şey. Bir evlat vermek, bir yapı yapmak. Ama şehirde o kadar büyütülüyor ki. Doğum demek aman Allah'ım. Aileler işin içine karışıyor. Hastaneler işin içine karışıyor. Bütün doktorlar işte kadına özel giydiriyorlar vesaire vesaire vesaire. Bunların hepsi ağrının yükselmesi için bir sebep. Ve insan ağrıyı hissetmeyebilir. Filmlerde görmüşsünüzdür. Hintliler vücutlarına bir sürü şeyler sokarlar. Ateşte yürürler. Korları ayaklarının altına koyarlar. İnsan kendi vücudunu kontrol edebilir. Her şey burada. %7 beynimizi çalıştırabiliyoruz. %93 durmuş. Ve şu var. Beynimizdeki işlemci sayısı 10 milyar nöron çarpı 100 milyon tübül işlemci. Hiçbir bilgisayarda bu yok. Kuantumun en iyi bilgisayarında da bu yok. Yok. Ve bunun çok azını kullanabiliyoruz. Daha çoğunu kullandığımızda hayal edin. Evet. Öyleyse hipnozla kalıcı çözümler mümkün. Tabii ki. Diyorsunuz. Kesinlikle. Ve şunu söyleyeyim. Diyet listeleri her yerde var. Açın bilgisayarı. İsveç diyetinden tutun da Arap diyetine kadar. İşte Kate Moss diyetinden tutun Brad Pitt diyetine kadar her şey var. Yapsın insanlar. Niye zayıflayamıyorlar? Niye kilo veremiyorlar? Niçin? E uygula oradakileri. Tamam işte. Şu ye bu ye. Kalıcı olsun. Değil mi? Verdin kiloyu. 5 yıl gitsin. Öyle mi oluyor? Evet. 3 ay. Maalesef. Sonra tekrar üstüne. Neden? Maalesef. O kilonun bir anlamı var. Her şeyin bir anlamı var. Vücudumuz aynı bir anı defteri gibi. Her şey yazılmış. Yazılanları okutmazsan sana okutturur. Bilinçaltının intikamı çok acı olur. Çok acı. Ölüme kadar. Anlatabiliyor muyum? İçindeki öfkeyi çözmezsen anoreksi olursun. Kusarsın. Niye kusuyorsun? Neden yediklerini çıkartıyorsun? Söylenen bir lafa hazım mı edememişsin? İçindekileri bir şeyler seni buruyor mu? Neden çıkartıyorsun? Onun anlamını çözmeden, o kişiye dışarıdan ilaçları yükleyip, steroidleri verip, antidepresanları verip, serumları verdiğinde bir yere kadar getirirsin. O da kilodur. İdeali bulmak çok zor olacaktır. Evet, kesinlikle. Hipnoz konusunda ciddi anlamda aydınlanmış olduk. Böylece birçok rahatsızlıkta hipnoza rahatça güvenilebilir. Ve şu var, vajinismus'ta bir gündür 12 haftalık tedaviler veriyorlar. 12 hafta. 12 hafta gidip geliyorsunuz. Ama bilinçaltının hiçbir zaman için zaman kavramı yoktur. Zaman bizim için Newton fiziğinde vardır. Kuantum fiziğinde zaman yoktur. En uzun rüya 3 saniye sürer. En uzun rüya. Araştırılmış, yapılmış çalışmalar. Peki rüyalarda siz neler görürsünüz?
uçarsınız, oraya gider. O kadar uzun gelir ki size. Zaman algısı bizim içindir. Ama bilinçaltının zaman algısı yoktur. Geçmiş, gelecek, bugün. Bir günlük yapılan bir tedaviyi siz ona 3 yıl gibi hissettirebilirsiniz. Zaman algısını bozarak. Onun için vajinismusta özellikle çifti sabah alıyoruz. Sabahtan akşama kadar yaptığımız terapide o gece beraber olmaya hazır oluyorlar. Bu nasıl oluyor derseniz, dediğim gibi bilinçaltının zaman kavramı yoktur. Bir günde vajinismus çözülebilir. Evet. Öyleyse birçok rahatsızlık da çok uzun süreli seanslara katılmaksızın çözülebilir. Kesinlikle. Çok uzun seanslara katılmaksızın çözülür. Çinliler, Hintliler bunları 4000 yıldır kullanıyor. Meditasyon, hipnozun mayasından yapılmıştır. Transandantal meditasyon. Son Hollywood'un kullandığı. Sanatçıların çoğunun kullandığı, futbolcuların çoğunun kullandığı meditasyon tipleri hepsi hipnozdur. Bir şeyi kafanızda planlar, onu gerçekleştirir. Sonra o şeye çıkarsanız başarılı olursunuz. Cristiano Ronaldo en iyi medyatördür. Meditasyonu, hipnozu en iyi yapandır. Çünkü söylediği şu: ben maça çıkmadan önce o maçı önceki gece kafamda oynarım. Kazanırım. Formamı değiştiririm. Sabah o maça çıkarım. Yine aynı pozisyonları yaratır. Kazanır. Tekrar hayatıma devam ederim. Evet. Peki akut ya da kronik rahatsızlıklarda hipnozla tedavi mümkün mü? Tabii ki. Akut rahatsızlıklarda özellikle baş dönmesi, kulak çınlaması, vücudun kendi duyusuyla alakalı yoğun ağrılar, özellikle kemoterapi hastaları, kanser hastalarında bu uygulanabilir. Şöyle bir şey, akut rahatsızlığı olan kişiye dışarıdan ne kadar ilaç verirseniz verin, iyileşmesi belli bir süre alacaktır. Ama vücut kendini çok hızlı iyileştirir. Bir tümör olduğunda insanın, kronik bir rahatsızlık dediğimde, tümör, kanser vesaire. Siz o tümör, kanser hücresini bir düşman askeri olarak imajine ettirip, kendi bağışıklık sistemi hücrelerinde Yeniçeri, Türk askeri, Allah Allah diye saldıran süngülü süvariler diye hayal ettirirseniz, tümörün çok daha hızlı bir şekilde küçüldüğü ve vücudun onu çok hızlı yendiği görülmüş. Bakın hayaller nereye kadar uzanıyor? Düşünebiliyor musunuz? Bir şeyi yenebilecek gibi o vücudu kodladığınızda bir makine gibi çalışmaya başlıyor. Ve hiçbir kemoterapetik ilaç insanın bilinçaltından güçlü değildir. Siz bir ilacı alın, deyin ki bu bana iyi gelecek, yutun. Etkilerine bakın, bir de böyle bakın. Rengi hoşuma gitmedi ya. Bizim arkadaş kullandı ama iyi değil. Yutun, etkilerini kontrol edin. Arada %90 fark olacaktır. Yapılmış çalışma %90. İkinci olan hiç etkisi olmazken birinci olanın etkisi 3 kat olacaktır. Evet. Öyleyse hipnozda da öncelikle inanmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve teslimiyet gerekiyor. Kesinlikle teslimiyet ve bizim en uygun olan kültürümüzde tasavvuftur. Mutlak teslimiyet. İslam teslimiyet demektir. İslam'ın ipine sarılın. O ip demek bildiğiniz ip demek değildir. Çözüm içindir. İp nereye atılır? Bizim kutsal kitabımızda Yusuf'u kuyudan çıkartmak için atılır. Birini bir yerden tutup da çekmek için. Anlatabiliyor muyum? İp bir yerden bir yere sallanan bir şey değildir. Bir yerden başka bir yere gitmek için tutunulan bir şeydir. Aynı hipnoz gibi. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Çok teşekkür ederim hanımefendi. Sağ çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Hipnozyum'dan uzman doktor Sayın Fatih Güven konuğumuz oldu. Hoşçakalın.